Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün arkadaşlar sizlere ne yaptım? Tabii ki Arnavut ciğeri. Birçoğunuz Arnavut ciğerini seversiniz. Soğan eşliğinde, domates eşliğinde ve patates eşliğinde birçok insan Arnavut ciğerini sever biliyorum. Ve bu arada arkadaşlar bu kırmızı pancar, süzme yoğurt, mayonez ve içinde sarımsak var. İnanılmaz güzel bir sos. Çok lezzetli. Denemelisiniz. Yapanlar varsa bilmiyorum ama denemelisiniz. Çok güzel bir sos oluyor. Bugün çok konuşacak şeyler var. Emin olun. Yani ben de aslında kötü şeyler atlatıyorum. Klibimden dolayı. Ama olsun. Allah biliyor ya benim kalbimi. Ben ne niyetle çektiğimi Allah biliyor. Gerek çok provoke yapanlar var. Olsun. Olacak böyle şeyler. Alışığım ben. Saldırılar var. Sorun yok. Rabbim biliyor. Gerisi boş zaten benim için. Neyse. Bismillah diyorum canlar. Arnavut ciğerine başlıyoruz. Arnavut ciğerini ciğer seven... Bu arada arkadaşlar ciğeri herkes diyor ki Urfa'ya mı ait, Diyarbakır'a mı ait? Ben Diyarbakır diye biliyordum. Sizce? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben Diyarbakır diye biliyorum ama Urfa diyenler de çok. Ciğer nereye aittir? Arnavut ciğerinden bahsetmiyorum. Normal ciğer nereye aittir? Ya da en güzel ciğeri yapan Diyarbakır mıdır, Urfa mıdır? Arkadaşlar kışlık kıyafetler almak istiyorum. Birkaç gündür mağaza mağaza dolaşıyorum. Yok aşkım, uygun hiçbir şey yok. En dandik kazak bile 400 liradan, 300 liradan başlıyor. Bu millet bu kış ne yapacak? Montlar almış başını gidiyor. Kazaklar aynı şekilde. Vallahi kaç seneden kalma şeyler hep giyiyorum. Ki tertemiz giyiyorum, sorun yok. Bir tane yeşil kazağım var, her yeri böyle yırtık, böyle modası öyle. Millet diyor ki artık üstünden onu zorla çıkaracağız. Halbuki sevdiğim bir kazak, yeşil kazak, 3-4 senedir de giyiyorum. Bir şey olmadı, ne yapayım, giyiyorum tertemiz. Yani yapacak bir şey yok, gerçekten inanılmaz her şey, çok pahalı. Daha inanın ben daha kışlık bir şeyler almadım. Bakalım. Herkes şimdi merak ediyor, o klibi ne amaçla çektin diye. Aslında amacımı söylemiştim ama tekrar söyleyebilirim, hiç sorun değil. İnanın bu benim içimden gelen bir şeydi. Hiç böyle reklammış, bilmem neymiş bir şeyi kullanayım, aklımın ucuna bile gelmez. Ki ben zaten öyle bir insan değilim. Şöyle bir şey var. Baktım ki klibi herkes artık işte gecelikle çekiyor, bilmem neyle çekiyor. Dedim ki en azından birlikte böyle bir de klip olsun gerçek anlamda. Aslında ben destek amaçlı çektim ve gerçekten sosyal medyada artık o kadar abarttılar ki tesettürle alakalı videoları. Çok aslında çok farklı yönlere taşıdıkları için aslında nasıl işte kollarım, bacaklarım düzgün bir şekilde kapanıp çektim. Aslında burada kötü bir şey yok. Acaba gecelikle çekseydim anlamdan mı öpeceklerdi? Çok merak ediyorum. Taşlayan taşlasın. Benim kalbimi bilen biliyor. Benim işte inanın kötü bir niyetim yok. Allah da beni biliyor ya. Neyse. Yani inşallah bir gün anlarlar bazı şeyleri. Ben bir şey demek istemiyorum fazla. Neyse ben yemeğimi yemeye devam edeyim. Derler yemeğini ye. Yüzün gülsün, hayatına yaşamaya devam et, boş ver. Böyle hayatta böyle şeyler çıkacaktır karşımıza, çıkmaya da devam edecek. Dedim yemeğimi yiyeyim bugün.
Havada güneşli. Biraz evi toparlar, sonra aşağı iner bir kahvemi içerim. Mis. Hayat devam ediyor her şeye rağmen. Olabilir. Bazı şeyler hayatlarımıza sıkıntılar çıkacak, engeller çıkacak. Hayatta neydi? Olacakla öleceğin öne geçemeyiz sadece. O yüzden gerisi boş. Her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi. Şu var ya. Bunu evinizde yapmalısınız bence. Gerçekten çok lezzetli. Çok konuşurum, konuşma derler. Konuşmam, konuş derler. Yemek yerken. Ne yapacağımı şaşırdım ama benim millet muhabbetimi sevdiğine inanıyorum. Bence seviyorlar. Bakın tırnaklarımı yaptırdım, görüyor musunuz? Ama ben doğal. Oje yok bu arada burada. Beyaz jel bu. Ben böyle kısa yapıyorum. Çok uzun zaten istesem de kullanamam. Hem temizlik falan yapıyorum ya, tarzımla değil. Ama benim tırnaklarım arkadaşlar normalde hiç böyle çıkmıyor. Çok kırılan, ip ince olan bir şey. O yüzden sorun yaşıyorum devamlı. Aslında o, yoksa yapmam. Yani protez tırnak da yapmam. Aynı şekilde kirpikler de öyle. Kirpiklerim sarı, ince. Çok kirpiğim yok. Ne yapsam da çıkmıyor. Kendine küsmüş. Şu kaşlarla alakalı mutlaka bir şey yapmam gerektiğine inanıyorum. Önceden ben arkadaşlar bu kaşlarıma dövme yaptırmıştım çok önceden. Belki 10 yıl önce. Şimdi değil. O dövmenin üzerine de pudralama yapınca o dövme yeşile dönüyor devamlı. Farkındayım. İranlı bir hanımefendi yapmıştı. Kurtulamıyorum o renkten bir türlü. Çok sinirlerim bozuluyor. Silmek varmış. Sildiğin zaman da leke bırakıyor diyorlar. Daha kötü olur da kır tekniği yapmak istiyorum. Sizce ne olur yorumlara yazar mısınız? Yapsam mı yapmasam mı? Daha mı iyi olur? Sildireyim, kıl tekniği yaptırayım mı? Ne olur bana bilgili olan insanlar yazsın. Çoğu insan diyor ki hani sildireceksin daha kötü leke kalacak. Kıl tekniği hiç iyi değil diyor diyenler oldu. Biraz beni korkuttular açıkçası. Yani ne yapacağımı şaşırdım ama bu kaşlardan da rahatsızım emin olun. Çünkü bazı videolarda ciddi anlamda böyle yeşilimsi mavimsi çıkıyor. Farkındayım ben de. Ne yapacağımı şaşırdım. Lütfen bana güzel bilgisi olan birisi varsa yazsın yorumlara. Ben yardımcı olursa sevinirim. Bununla alakalı gerçekten çok sorunlar yaşıyorum. Vay. Rabbim kimseyi açlıkla sınamasın asla. Olmayana fazlasıyla versin inşallah. Her şeysiz belki yaparsa ama aç insan kalamaz, sus kalamaz. Ben öyle düşünüyorum. Hani parasız da dayanabilirsin, bilmem neye dayanabilirsin ama açlığı asla diye düşünüyorum. Bunun içinde kırmızı pancar var yani. Gözükmeyebilir ama içinde var. Sesten anlarsınız zaten. Bu aralar benim sesimde bir sıkıntı mı var? Sesim az mı geliyor? İçime mi gömüldü ses? Bir bana böyle bir sakinlik mi geldi kız? Bir şey geldi bana.
havalardan diyecektim. Havalardan. Şu güneş tutulması olduğundan beri anam bir sakinim böyle. Bir tuhafım, bir enteresanım. Yani sizde de var mı böyle bir miskinlik geldi sanki bana. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Aralıksız yemek yiyorum, hiç konuşmadım, farkında mısınız? Aa, hiç konuşmadım derken son 2 dakikadır yani. Yemeği Sevenler Derneği, Nil Ulusoy, öyle bir dernek açmayı düşünüyorum. Kendime ait. Yemeği sevenler, mayonezi sevenler, pilav seven. Ciddi anlamda öyle bir şey açmak istiyorum kendimle alakalı. Böyle oturacağız arkadaşlar. Böyle geleceksiniz. Gelmek isteyenlere kahveler falan ikram edeceğim. Yemekler ikram. Benim derneğim olacak. Ay nerede o günler? Hayallere bak. Beni görmek isteyen, konuşmak isteyen. Ay beni görmek isteyen. Ben de kendimi ne zannediyorsam. İşte yani benim yanıma gelmek isteyen, konuşmak isteyen. İşte öyle düşünün. Yani öyle bir derneğim olsa keşke. Hanımlarla, beylerle. Olur, beyler de olur tabii ki. Hep beyleri dışarı atıyorum hanım. Onlar da olur. Hep beraber muhabbet etmeceler, kahve içmeceler, çay içmeceler. Ay ne güzel olur kız. Ne dedikodu yaparız. Gerçi ben dedikodu yapmayı çok sevmiyorum da, ama yine gündemi konuşuruz, hayatı konuşuruz, yaşanmışlıkları konuşuruz, yaşadıklarınızı konuşuruz. Yani bunun gibi şeyler olur benim için, ama keşke böyle bir yerim olsa kız. Nil Ulusoy Sevenler Derneği. Kız böyle bir yer açsanız da varsa. Böyle bir sayfa açın bence. Vallahi patlar. Nil Ulusoy turşu sevenler diyeceğim. Bak bugün turşum yok. Var ama getirmedim. Soğan biber var diye koymadım. Bir de sos yaptık ya. Gerek yok. Şu nimetlerimi bırakma hiç sevmiyorum. Hiç. Anam ne yedim kız, ne yedim anam.
Canlar vallahi doydum. Yemin ediyorum doydum, şükürler olsun. Bayağı da yapmışız yani. Rabbim olmayanlardan nasip etsin. Vallahi her zaman söylüyorum, şükürler olsun. Bugün de karnımı doyurdum. Bu arada işte kriple alakalı kısa açıklamalar yaptım. Anlayan işte anlar. Yani izlemek isteyen izler, izlemek isteyen izlemez. Hiç sorun yok benim için. Eleştirebilirsiniz de sorun da yok. Ama yargılamadan veya beni dinleyin veya işte ne bileyim fark etmiyor. Nasıl isterseniz. Birçok yerde paylaşmışlar gördüm çünkü. Sorun yok benim için. Beni seven insanlar beni takibi bırakmıyorlar. Ben farkındayım. Desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ki kalbimi biliyorsunuz. Eminim biliyorsunuzdur. Ben birileri gibi olmaya çalışmıyorum. Kendim gibi olmaya çalışıyorum. Kendi doğrularımla, kendi yanlışlarımla her zaman hareket ederim. Emin olun her zaman böyle hareket ederim. Benim her zaman şeyim budur. Yolum budur. Ambulans geçiyor. Rabbim acil şifalar versin. Ya ambulans veya polis de olabilir bilmiyorum. Öyle canlar, sizleri seviyorum. İyi ki varsanız. Beni anlayacağınızı umuyorum gerçekten. Veya anlatmak istediğimi inşallah anlarsınız. İyi ki varsanız, sizleri seviyorum. Tekrar söylüyorum. Destekleriniz için Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman kocaman sizleri öpüyorum.